Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 19 yıllık AK Parti hükümetleri süresince uygulanan ranta dayalı çevre politikaları ülkemiz doğası açısından kapkara bir tablo yaratmış ve bu durum doğal yaşam alanı üzerinde telafisi güç sonuçlar doğurmuştur. Bu süre içinde AK Parti iktidarı anayasanın 56. maddesinin devlete verilen çevreyi geliştirme, çevreyi sağlığına korumak ve çevre kirlenmesi önlemek görevini yandaş şirketlerine, derelerimiz üzerinde HES yaptırmaya, yurt dışında çöp ithal edilmesine, siyanürle altın aranmasına, vahşi madenciliği ve orman alanlar üzerinde turizm tesisi kurulması olarak izin vermiştir. Ekonomik kriz çıkış yolu olarak doğanın bir meta olarak sunulduğu ve sınır tanımaz bir şekilde sermayenin yama ve talanına açıldığı bir süreçte enerji açığı gerekçesiyle dağlar, dereler, vadiler yatırımlara açılarak tarım arazileri yok edilmiştir. Yıllardan beri inşaat sektörüne dayalı politika izlemesi, özellikle HES'lere olumsuz sonuçlar ortaya çıkan enerji politikaları ve denetimsizce çoğalan maden işletmeleri nedeniyle doğusundan batısına, kıyısından merasına ülkenin bütün alanları tahrip sürecinin etkisine altına girmiştir. Ortaya çıkan bu tablo, kara tablo sonucu 2002'de 26 milyon 579 bin hektar olan tarım arazisi bugün yaklaşık 23 milyon hektara gerilemiştir. Aynı şekilde son 15 yıl içerisinde ülkemizde çiftçi sayısı da %50 azalmıştır. 7391 hektar büyüklüğündeki orman alanları ormancılık dışı amaçla kullanmak üzere madencilik, enerji, turizm gibi talan projeleri açılmıştır. Türkiye 2005 yılında 8000 ton plastik atık ithal ederken bu miktar 2020 yıllarında 750 bin tona yükselmiştir. Türkiye adeta bir çöp toplama bölgesi haline getirilmiştir. Vahşi madenciliği ve enerji projeleri nedeniyle ülkemizde birçok bitki ve hayvan türü yok olmak tehlikesi altındadır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede Türkiye'de yok olması tehlike altında olan yüzlerce canlı türü bulunmaktadır. Bu canlılar arasında Tunceli halkı tarafından kutsal olarak kabul gören dağ keçileri de yer almaktadır. Bilindiği üzere Tunceli, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımda oldukça zengin bir bölgedir. Ancak Tuncelilerimizin son yıllarda AKP hükümetinin doğamızı ve canlı yaşamı tehdit eden yıkım projeleri hedefine oturtulmuştur. Son dönemde kamuoyunun gündemde olan madencilik projeleri ve avcılık faaliyeti son bulmaması halinde nesli tehlike altında olan yaban hayvanları ve ekolojik denge üzerinde geri dönüşü olmayan bir tahribat yaratacaktır. Daha geçtiğimiz haftalarda bir maden firması tarafından Ovacık ilçemize arama faaliyetleri başlatılmış. Ancak bölge halkının tepkisi ve girişimlerimiz üzerine iş makineleri bölgede çekilmiştir. Aynı şekilde memleketin son günlerde avcılık cirit attığı bir bölge haline gelmiştir. Bölge halkının inancı gereği kutsal sayılan dağ keçileri başta olmak üzere yaşam hakkı savunduğumuz hiçbir canlının göz göre göre katledilmesini kabul edemiyoruz. Bakın, henüz birkaç gün önce Çemişkezik ilçemizde yaşandı bu vahşet görüntüler. Bu masum ve savunmasız canlılar gözü dönmüş canlılar tarafından işte böyle katlediliyor. Eğer caydırıcı ceza alınmazsa bu vahşet tablosu yaşamaya devam edecek. Ben burada Tunceli halkı sesi olarak yetkililere duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyorum. Bir kez daha net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu katliamlara artık bir son verin ve kutsallarımıza dokunmayın. Sarayın değerli milletvekilleri, gelen nokta itibariyle AK Parti hükümetin ısrarla sürdüğü yanlış ekonomik politikalar sebebiyle ülkemizin uçurumun eşiğine sürüklenmiştir. Doların tavan yapması, TL'de değer kaybıyla alım gücü hızla gerileyen, ekonomik olarak dibe vuran yurttaşlarımızın kaderine tek edilmiştir. Sözde kurtuluş savaşı ilanı ile millete kemer sıkma davet eden saray yönetimi bir taraftan da bir grup yandaşını beslemeye dönük yatırımlara devam etmektedir. Öte yandan acı reçeti halka fatura ederek milleti acılık sınırının altında yaşamaya mahkum etmiştir. Sarayın kurumu TÜİK yalan dolan rakamlarla hayali bir tablo yaratmaya çalışsa da vatandaşların banka yollarının borçları ve icra takipleri ne yazık ki katlanarak artmaya devam ediyor. Gelinen nokta itibariyle icra dairelerinde dosya sayısı 23 milyonu bulmuş vaziyette. Esnafı da
Tamamlayın sözlerinizi. Bankalar olan borcu 1 trilyon aşmış durumda. Dolayısıyla demem o ki sizin hayalleriniz ve ülkenin gerçekleri örtüşmüyor. Her ne kadar ekonomi büyüdü, uçuşa geçti dese de ülkenin gündemi açık, sefalet, yarının kaygısı. Bunu gittiğimiz bütün illerimizde ne yazık ki görüyoruz. Ne acı ki insanlarımız çöplerde artık yiyecek toplayarak yaşanmaya tutmaya çalışıyor. Daha geçen gün gittiğimiz bir ilimize işler acısı bir tanıklık ettik. Değerli milletvekili, AK Parti klasi olan bu bütçede şunu görüyoruz. Saray hükümeti halktan topladığı vergiyle harp vurup parmağını savurmaya, siyasi hedefler doğrultusunda harcama devam ediyor. Çünkü bu bütçede işçi yok, çiftçi yok, emekli yok, üretici yok. Emek veren, alın teri döken yurttaşın hakkı da, hukuku da, adeti de yok. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşı musluğa yer yok. Türkiye değişim rüzgarı esmeye başladı. Hakça paylaşım ve insan onuruna yakışır bir gelecek için bu bütçeye hayır diyoruz. Geliyor gelmekten olan.